Arkadaşlar otelden çıkışımızı yaptık. Şimdi New Orleans'a doğru yola çıkıyoruz. Atlanta'nın içinden geçeceğiz zaten. O yüzden gitmeden önce son bir kez Atlanta'nın içinde durup biraz daha gezmek istiyorum. Havuzun tam ortasındaki halkalar olimpiyat halkalarını temsil ediyor. Etrafı çevirmişler, o yüzden içeriye giremiyorum. Şurada bir şeyler yazıyor ama bilmiyorum ne yazdığını. Efendim. Thanks. Tam şurada akvaryum var. İçeriye giriş yaklaşık 25 dolar gibi bir şey. Ama ben girmeyeceğim. Her yerde akvaryum var. O yüzden başka şeylere yoğunlaşıyorum. Coca-Cola'nın burada bir müzesi var. Daha doğrusu Atlanta Coca-Cola'nın ana merkezi. Yani 30 milyar dolar yılda 30 milyar dolarlık ciro yapan şirketin merkezi Atlanta'da. İçeriye girmeyeceğim. Yaklaşık bir 20 dolarlık giriş ücreti var ama yani bana ters geliyor bu. Bir marka müze açmış. Oraya gireceğim. Bir de içeriği gezmek için para vereceğim. Yani çok meraklı değilim Coca-Cola'nın eski şişelerini görmek için. O yüzden burayı es geçiyorum. Ama isterseniz hani yağmurlu bir günde yapacak bir şey bulamazsanız bence gezilebilir. En azından değişik bir atraksiyon olabilir diye düşünüyorum. Ama ben girmeyeceğim içeriye. Burası Atlanta Çocuk Müzesi. İçeriye giriş ücretsiz. İsterseniz birkaç saat takılabilirsiniz. Biz girmeyeceğiz. Daha doğrusu Deniz şu anda burada değil ama belki de girer. Bir söyleyeyim kendisine. Coca-Cola binasının girişi buradaymış. Yani anlamıyorum bu insanları içeriye girmek için niye o kadar para veriyorlar ki. Aslında Coca-Cola'nın bana para vermesi lazım. Gel gör benim tarihimi öğren diye. Yani bir de üstüne para istiyorlar. Çok mantıksız geliyor. 3-5 tane şişe görmek için hiç gerek yok içeriye girmeye. Tekrardan Atlanta'nın şehir merkezindeyiz. Bu arada Atlanta'nın sosyal aktivitelerinin yapıldığı bölüm şehrin bir kısmına toplanmış. Yani batı tarafına toplanmış. Gördüğünüz gibi burada akvaryum var. Hemen şurada insan hakları ile ilgili bir müze var. Burada Coca-Cola binası var. Az ileride yine olimpiyat stadı var. Yani az ileride hatta bir de Mercedes-Benz'in stadyumu var. CNN binası var. CNN turları yapılabiliyor içeride. Şu CNN televizyonu. Onun gibi daha birçok şey var burada. Şimdi bakalım biraz daha gezelim neler bulacağız. Şurada çok güzel bir harita buldum aslında. Biz şu anda şuradayız. Gördüğünüz gibi şurası olimpiyat stadı hemen karşımızda, hemen 50 metre yukarıda. Şurada da bir park var, akvaryum, işte Coca-Cola binası falan. Buralarda takılıyorsunuz yani. Şu gördüğünüz bölgede sosyal aktivitelerin olduğu yer buralar. Sanırım en başta söylemem gereken şeyi en sonda söylüyorum. Atlanta, Georgia eyaletinin başkenti. Bizim de şöyle olimpiyat halkalarıyla bir anımız olsun. Hello horse. Bye bye horse. It's a brown horse. Brown white. Let's go to buy some ice cream, okay? No, I want to buy some balloons. Balloons? Okay, we can buy some balloons. It's too high. Oh. Deniz dün bu dönme dolaba bindi. Korktu mu dün? Korkmadı çünkü kapalı şeyleri, kabinleri kapalı. O yüzden korkmamış. Zaten bizimki hiçbir şeyden korkmuyor da. İskeletler, monsterlar, vampire'lar. Go. Ready, steady, go.
Okay. Buy some balloons. Balloons is not our balloon. It's their balloon. Saat öğleden sonra 2:30 oldu. Atlanta gezimizi burada bitiriyoruz. Genel bir değerlendirme yapacak olursak çok güzel bir şehir ama bir New York, Chicago değil. O yüzden 2 gün, bilemediniz 3 günden fazla zaman ayırmaya gerek yok bence. Zaten gördüğünüz gibi sosyal alanlar, yani görülmesi gereken yerler belli bir yerde toplanmış. O yüzden çok kolay ve çabucak gezebiliyorsunuz. Şimdi önümüzde yaklaşık 800 kilometrelik bir yol var New Orleans'a kadar. O yüzden büyük ihtimalle gece bir yerde uyuruz, konaklarız. Yarın New Orleans'la otelde görüşürüz. Saat 4'e geliyor ama biz henüz çıkamadık Atlanta'dan. Ufak bir kaçamak yaptık. 800 kilometrelik yol bizi bekliyor. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra Alabama eyaletine geldik. Burası dinlenme tesisi. Daha doğrusu dinlenme alanı. Herhangi bir lokanta falan filan yok. Sadece lavabo ve atıştırmalık şeyler alabiliyorsunuz şuradan, makinalardan. Ve gördüğünüz gibi tuvaletler var. Burada da yol durumuyla ilgili monitörden haberleri takip edebiliyorsunuz. İşte güneş, hava durumu, herhangi bir kaza var mı? Ondan sonra güncel haberler var altında da. İçerideki makinalardan bir şeyler aldık denize. $5 vermiştim. Bana bu coinleri verdi üstüne. Gördüğünüz gibi bu coinler $1. Yani bu metal paralar $1. Şu 3 tanesi. Şu 2 tanesi de çeyrek dolar. İlk defa ben $1 metal para görüyorum. Şurada gümüş renkli olan $1. Şunlar altın renkli. Gümüş renkli olan 1979'da basılmış. Çok hoşuma gitti doğrusu. Daha önce hiç $1 görmemiştim. New Jersey ve New York'ta bunun gibi bir şey yok. Bu kadar yerde gezdim. Hiçbir yerde $1 görmedim yani metal olarak. Akşam yemeği için Taco Bell'e geldik. Taco Bell Meksika mutfağı. Dürüm, taco gibi şeyler var içeride. Zaten isminden de belli, taco. Taco Bell'den siparişimizi aldık. Şu gördüğünüz guacamole sosu otelden çıkmadan önce hazırlamıştık. Burada da neler var? Taco var, kıymalı taco. Hemen içinde göstereyim. Şöyle peynir, marul, kıyma falan var içinde. Sonra 3 tane dürüm siparişi verdim. Bunların bir tanesi tavuklu, şöyle dürümler. Bir tanesi parça etli, bir tanesi de fasulyeli. Kahverengi fasulyeyi eziyorlar. İçine peynir ve onun gibi şeyler, soslar koyuyorlar. O şekilde hazırlıyorlar dürümleri. Lezzeti gayet iyi, fiyatları da gayet makul. Hani şu kadar şeye yaklaşık $11-12 gibi bir şey ödedim. Ha, bu arada soslara para almıyorlar. Sosları da şu şekilde göstermek için sıraya koydum. En acısız olandan en acılı olana kadar. Bu parça etli olan acıymış gerçekten. Bizim Adana dürümüne benziyor ama tabii parça etinden yapılmış. Sanırım acı tadını veren içindeki patates, acılı patates var. İçine acı sos koyunca harika oldu. Yemeğimizi yedik, yola devam. Bir yerlerde konaklayacağız, bakalım nerede. Yağmur bastırdı. Yaklaşık 400 kilometre, daha doğrusu 300 kilometre yolumuz kaldı. Artık bir yerde durup mola vereceğiz. Bu arada saatler de bir saat geri alındı. Saat dilimi değişti çünkü. Yok gelindi derler. Ben 90 mil oldu ya, ne yaptım? En son söylediğimde 67 mil. Ne yaptı? Benim balık da. Gideriz böyle yani. Herhalde 6-7 mil bir şey kaldı. Arkadaşlar fırtına gibi bir havadan geçtik. Şimdi bir dinlenme tesisinde durduk. Burada geçireceğiz gecemizi.
Yarın sabah görüşürüz. Bir gece arabada geçirdik. Şaftım kaydı. Arabada uyumak kolay olmuyor ama ne yapalım. 100 dolar vermektense öyle bir gece takıldık. Otele gitseydik sadece 4-5 saat için 100 dolar vermiş olacaktık. Şu anda Louisiana eyaletindeyiz. Dün gece aşırı şiddetli bir yağışın içerisinden geçtik. Yaklaşık 1 saat öyle araba kullandık ve buraya geldik nihayetinde. Benzinimiz çok az. Yaklaşık bir 30 kilometre gidecek kadar benzinimiz kaldı. Şimdi benzin almaya gideceğiz. Aynı zamanda bir kahvaltı yaparız. Ondan sonra da 200 kilometre kadar bir yolumuz var New Orleans'a doğru. Kahveyi içelim, kendimize gelelim. Burası Mississippi. Dinlenme alanının içi. Çok güzel dizayn etmişler. Şöyle göstermek istedim. Sanki bir sarayın içindeymişiz gibi geldi. Ahşaptan yapılan at kafası. Şurada kemanlar var. Dekor olarak yapmışlar tabii. Çok hoş bir görüntüsü var. İçerisi daha büyük. Şöyle şu taraflara da bakalım. Pardon, burası Louisiana eyaleti dedim. Burası Mississippi eyaleti. Çok güzel dizayn etmişler. Gerçekten gezdiğim en güzel dinlenme alanı burası. Binası diyeyim daha doğrusu. Neyse, böyle kısa bir turdan sonra işimize koyulalım. Benzin bitmek üzere. Hemen gidelim bir benzinci bulalım. Walmart'a geldim. İlk defa bir Walmart'ta benzin görüyorum. Ve fiyatı da gayet uygun. Bir galon yani 3.8 litresi 3.43. 3 dolar 43 cent. Yani litresi 1 dolardan daha az. Depoyu doldurduk. Regular benzinle yani 87 oktan 47.78 tuttu. 13.9 galon almışız. Bu arada Amerika'da birçok yerde benzininizi kendiniz dolduruyorsunuz. Pompacı yok. Fişimizi alalım. İşte bu kadar. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Kahvemizi aldık, yola devam. Bir de meyveli yoğurt yiyelim dedik. New Orleans'taki yeni otelimize geldik. Biraz geç oldu ama geldik. It's a caterpillar. Oh my god, what's this? This one is caterpillar. Caterpillar, it has two antennas. Where is it going? Where are you going? It's going to grass. It's going its home is on the grass. It's home to the grass. Yes, so hairy. Bu garip bir cat tırtıl ya. Kuyruğu kopmuş herhalde. Bende kuyruğu kopma değil. Bunun antenleri falan var, garip yani.